Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Roketsan tarafından geliştirilen UMTAS GM tank savar füzesinin menzili açıklandı. UMTAS GM füzesi, görüş ötesindeki hedeflere angaje olabilecek. 30 Nisan 2023'te açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, UMTAS GM adında bir füze geliştirdiklerini ilk kez duyurmuştu. İkinci tarafından yapılan açıklamada, UMTAS GM versiyonu, özellikle helikopterler üzerinden atış yeteneği ile, kara araçlarından atış yeteneği ile aslında UMTAS tank savar füzemizin menzilini çok daha üst noktalara taşıyacak ifadelerine yer verilmişti. Edinilen bilgilere göre, ilk atış testi başarıyla gerçekleştirilen UMTAS GM füzesi, ilk etapta 20 ila 25 kilometre menzile sahip olacak. Hibrit arayıcı başlık ile teçhiz edilen UMTAS GM füzesi, özellikle ATAK-2 gibi taarruz helikopterlerinin görüş ötesindeki hedeflere angaje olabilmeleri için geliştiriliyor. Bir yandan Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki S-75 Seahawk ve AH-1W Super Cobra helikopterleri tarafından da kullanılacağı tahmin ediliyor. Roketsan, UMTAS geminin farklı konfigürasyonlarını da geliştirmeyi hedefliyor. Fazlar halinde sürdürülecek UMTAS GM projesi kapsamında menziller, 40 kilometreyi bulabilecek. Böylelikle uluslararası pazarda etkin konumunda bulunan İsrail üretimi Spike Enos gibi füze sistemleriyle de rekabet edilebilecek. Roketsan, yıl sonunda UMTAS GM füzesi için seri üretime başlamayı hedefliyor. ATAK-2 ağır sınıf taarruz helikopterinin 2025 yılına hizmete gireceği düşünüldüğünde, UMTAS GM, muhtemelen ilk olarak farklı bir platformda kullanıma alınacak. Bu platform, T-129 ATAK taarruz ve taktik keşif helikopteri ile çeşitli kara ve deniz platformları olabilir. Halihazırda T-129 ATAK helikopterlerinde uzun menzilli füze olarak yine Roketsan üretimi olan UMTAS ve LUMTAS kullanılıyor. Her ikisi de azami 8 kilometre menzile ve 37.5 kilogram ağırlığa sahip. UMTAS, görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahipken, L-UMTAS, lazer arayıcı başlık ile teçhiz edildi. UMTAS gemenin menzile ilaveten man-in-the-loop kullanım avantajı da sahaya oldukça olumlu şekilde yansıyacak. Türkiye, UMTAS GM ile birlikte uluslararası arenada bu özelliklere sahip bir tank savar füze üretebilen 2-3 ülke arasına girmiş olacak. UMTAS GM'nin özellikle Asya ve Avrupa'da çok ciddi bir ihracat potansiyeli olduğu üzerinde duruluyor. Halihazırda Roketsan, UMTAS ve LUMTAS füzelerini de çeşitli ülkelere ihraç etmiş durumda.